ya para diyor. Şurada başında şu. Kadınlar Günü'nüzü tebrik ediyorum. Hep söylüyorlar, her başarılı erkeğin işte arkasında bir kadın vardır. Ben ona katılmıyorum. Her başarılı erkeğin önünde eteğinden tuttuğu bir kadın vardır. Eteğinden tutarak ön aldığı bir kadın vardır. Benim de ailemde kadınlar var. 5 tane ablam var. Önce annem düştü önüme, sonra ablalarım düştü, eşim düştü ve şimdi kızım düştü. Bir de kedimiz var, o da bir kadın. Dolayısıyla kadınları seviyoruz. Onlarsız olmaz, biliyoruz. Her zaman kardeşinin, eşinin, babasının her şekilde yanında olmalı. Çünkü biz gerçekten güçlüyüz. Biz belki fiziki olarak değil ama maneviyatımız gerçek anlamda çok güçlü olduğu için her şeyi başarırız inancındayım. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Birazdan sizlerin beğenisini sunacağız. Ve bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Esenyurt Belediyesi olarak hanımlarımızı sadece bugün değil, onlar bizim için her gün çok değerli ve... Öncelikle bugün bu programı düzenleyen Sayın Belediye Başkanım'ın öncülüğünü yaptığı bir koordinasyon bu. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Dünya Kadınlar Günü, değerli hanımefendilerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dünya Erkekler Günü de istiyorum. Değerli Belediye Başkanım. Ben bunu söyledim. Dediler ki her gün, hani her gün deliye bayram derler ya. Bayanlar, birkaç tane bayan dedi ki her gün Erkekler Günü dediler. Evet. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yaşındayım. Bir çocuk annesiyim. Çocuklarımı büyüttüm. Büyüttükten sonra arayışlara girdik tabii ki. Evde oturulmuyor. Önce İSMEK'te başladım. Esenyurt'ta tanışınca Yunus Barta Kültür Merkezi'ni keşfettim.
Orada devam ediyorum 4 yıldır. Önce Kurtel İnakışı'ndan başladım. Şimdi örgüdeyim 2 yıldır. Haftada yarım gün gidiyoruz. Orada hem günlerimizi değerlendiriyoruz, hem bir şeyler üretiyoruz. Yani üretmeden tüketmeyi sevmiyorum. Hem üreteceğim hem tüketeceğim. Benim felsefemde bu var. Hem orada yeni arkadaşlıklar ediniyorum. Yeni insanlar tanıyorum. Bazı etkinliklere katılıyoruz. Gezilerimiz oluyor. Ondan sonra Cuma Belediye'mize buradan çok teşekkür ediyorum. Esenyurt'a 1 yaşında geldim. Evlendikten sonra kültür merkezlerine falan gittim. Hani ilkten kurdele kursuyla, örgü kursu. Sağ olsun çok güzel insanlarla karşılaştım. Bizim için çok güzel bir imkan oluyor yani. Çok sevdiğim bir yer. Esenyurt Belediyesi sanat merkezlerinde ders veriyorum. Örgü dersi veriyorum. Örgü bir terapi. Keyifle yapıyorum bu işi. Halkımız seviyor. Çok eskiden örgü modaydı. Anneannelerimiz, babaannelerimiz örerdi. Bir ara verildi ama şimdilerde çok moda. Örüyoruz, her şeyi örüyoruz. Kursan Esenyurt Belediyesi'nin 19 tane kültür merkezi var. Bu kültür merkezlerinde el sanatları dersleri var. Benim de branşım işte örgü. Bir sürü el sanatları dersi var. Öğrenciler kaydoluyorlar. Okul süresi boyunca geliyorlar. Kadın demek bence dünyada en önemli varlık diye düşünüyorum annelerimiz. Kızlar, kadınlar olmadan hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. İyi ki böyle bir gün olmuş. İyi ki ben de kadınım. İyi ki öğretmenim. Memnunum. Örgü kursuna geliyorum Esenkent'te. Aynı zamanda çanta kursuna da gidiyorum. Çok zevkli bir şey. Biz ev hanımları için çok güzel bir aktivite. Bugün için de biz kadınlar çok mutluyuz. Çok güzel duygular besliyorum şu anda. Yani kendimizi böyle özel gördükçe herkes tarafından, özellikle erkekler tarafından çok daha mutlu oluyoruz. Her günümüz keşke böyle olsa bizim için. Hep böyle davranılsa, kadınlara hep böyle değer verilse çok daha mutlu oluruz. Öncelikle emekçi, bütün annelerimizin, ablalarımızın, teyzelerimizin, eşlerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dünya Kadınlar Günü'ne özel biz de burada bugün Toryum AVM'de, AVM yönetimiyle konuşarak Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürü olarak sergi açtık. Bu vesileyle de ben önce emeği geçen öğretmenlerimiz, kurslarımız başta olmak üzere herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Esenyurt Belediye'mizde 22 kültür merkezimizde 60 farklı branşta kurslarımız var. Ve kurslarımızın çoğunluğu, kurslarımızın çoğunluğu bayan ağırlıklı. Dolayısıyla bayan kurslarımızın sosyal hayatlarına dokunma adına ondan ürettiği ürünleri satış yapmaları için biz bunu yaptık. Bugün burada AVM'de sergi açtık ama bu sadece bir sergi değil, aynı zamanda satış da var. Bugün, yarın ve pazar günü AVM yoğun olacak. Dolayısıyla biz kadınlarımızın ürettiği ürünleri satış yapabilmelerini ve aile ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için bu sergi açtık. Tabii ki buradaki ürünlerimiz çok az. Bizim binlerce ürünümüz var ama en azından aile ekonomilere katkıda bulunabilmek ve küçük de olsa onların evlerine sıcak para girmelerini sağlayabilmek amacıyla bu satışları bugün gerçekleştiriyoruz. Biz burada bir aracıyız. Esenyurt Belediyesi sadece kursiyerle vatandaşı buluşturuyor, satıcıyla alıcıyı buluşturuyor ve kursiyerler buradan kendi sattığı ürünlerin paralarını kendileri kazanıyorlar. Belediye olarak da zaten parklarda veya yeni yapılacak olan kapalı çarşıda bu gibi alanlar var, satış alanları olacak. Amacımız bizim kadına her konuda destek olmak. Çünkü Esenyurt nüfusu kalabalık ve kadınlarımız çok yoğun, Esenyurt'ta yaşayan kadınlarımız. Biz onlara mesleği öğretiyoruz, meslekle beraber buluşturuyoruz. Bakın mesela burada sol tarafta örgü ören kursiyerlerimiz var. Aynı zamanda biz sosyal sorumluluk projesi de yapıyoruz. Şimdi Güneydoğu'daki köy okullarına, çocuklarımıza, Mehmetçiğimize atkı, bere, eldiven örüp gönderiyoruz. Ücretsiz gönderiyoruz bunları. Burada Esenyurt Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olarak biz bunu yapıyoruz, ücretsiz yapıyoruz. Bunun dışında da dediğim gibi bayanlarımıza yönelik camdan, seramikten örgü bebek var. Mesela Amerigumi var, örgü bebek. Burada yaptığımız ürünleri yurt dışına satıyoruz mesela bu ürünleri. Kurtiyerlerimiz satış yapıyorlar. Bebek mağazalarına, keçeden ürünlerimiz falan var. Dolayısıyla bizim amacımız Esenyurt Belediyesi olarak, Kültür İşleri Müdürlüğü olarak kurtiyerlerimizin üretim yapmaları. Ama üretimden çok da ürettiği ürünleri satış yapmaları. Bu vesileyle ben tekrar herkes Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Esenyurt Kültür Merkezi'nde sürekli eğitime bağlı kurslar veriyoruz. Keçe dersi vermekteyim. Dünya Kadınlar Günü'ne özel, emekçi kadınlarımıza özel bir servis, karma sergimizi açtık.
Kültür Müdürlüğümüze bağlı bir çalışmadır. Kadınlarımıza satışlar olsun, belirli bir faaliyetler olsun. Kadınlarımız kursa geliyorlar, hem kendileri üretiyorlar hem de kendi ürettikleri kadar satışlarını da kendileri yapıyorlar. Esenyurt Belediye'miz bunları kadınlarımıza sağlayabiliyor. Bundan öğrencilerimiz çok memnun, kurslarımızdan memnun. 40 bin öğrencilerimiz var, birçok da dalda branşlarımız var. Ben keçe öğretmeniyim, keçe dersi veriyorum. Emekçi kadınlarımızın emeklerine sağlık. İnşallah güzel satışlarından yapmakta büyük umudumuz. Her şey onlar için, kursiyerlerimiz için. İnşallah daha da güzel şeyler yapacağız. Kelimelere sığmayacak kadar aslında çok güzel ve çok anlamlı bir gün baktığımız zaman. Kadınlarımızın emekleri ödenmez. Onlar hem anne, hem arkadaş, hem eş, hem dost. Her şeyler. Çocuklarımıza... Anneler yani en büyük kutsal görev budur. Kadınlarımızın emekleri hiçbir zaman ödenmez. Daha emekçi kadınlarımızın emeklerine sağlık. Esenyurt Belediye'mizde bayanlar kurs veriyoruz bayanlara. Kendileri tasarlayıp, kendileri dikip, kendileri giyiriyorlar. Bütçelerine çok fazla faydada bulunuyorlar ve gerçekten bir hobi olarak da yapılan bir iş. Psikolojik açıdan da çok büyük bir fayda onlara. Herkesi bekliyoruz Esenyurt Belediye'mizin moda tasarımı bölümüne. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadın isterse her şeyi başarır diyorum. Ve bütün kadınları kurslarımıza bekliyoruz. Esenyurt Belediye'mize bekliyoruz. Kurdanya Nakışı'nda ve moda tasarımında yaptıkları ürünlerini hem kendileri giyiyorlar ve satış amaçlı yaptıklarından dolayı çok motive oluyorlar ve kendilerini yetişkin olarak kendilerine o kadar verimli gösteriyorlar ki mi anlatamam. Çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Esenyurt Belediyesi'nin böyle imkanı sağladığından belediyemize özellikle çok teşekkür ediyorlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Tüm annelerimizin, kadınlarımızın, yetişkinlerimizin hepsini kutluyorum. Özellikle bugün emekçi kadınlarımıza emeğine çok teşekkür ediyorum. Ve bir kadın isterse gerçekten bir eliyle beşik, bir eliyle dünyayı sallar. Kurdele Nakışı öğretmeniyim. Moda tasarım dersi veriyorum. Yaptığımız işlerden bahsedeyim. Sadece kurdele deyip de el nakışları unutulmaya yüz tutmuş çok güzel işlerimiz var. Kursiyerlerimize gelen bayanlarımıza da hem ticari amaçla hem psikolojik olarak çok rahatlattığını görüyorum. Kadın iyi ki var, iyi ki varız. İyi ki eşlerimiz de var, bizi çok güzel yerlere getiren. Dünya Kadınlar Günümüz hepimiz adına çok kutlu olsun ve mutlu olsun. Değer vermek çok güzel şeydir. İnşallah birbirimize değer vererek çok güzel yerlere geliriz. 2 senedir bu işle uğraşıyorum. Esenyurt Belediyesi'nin vermiş olduğu şey Yunus Balta Kültür Merkezi'nde eğitim görüyorum. Asıl mesleğim finans uzmanıyım. Ama hobi sanatı olarak bunlara başladım ve bırakamadım. Devam ediyorum şu an. Gravür ağaç yakma sanatıyla ilgileniyorum şu anda. Normalde finans uzmanıyım. Ama yaklaşık 5 yıldır da Esenyurtluyum. Esenyurt'un tüm faaliyetlerinden yararlanmaya çalışıyorum. Kültür faaliyetlerinden. İşimi bırakıp daha çok ilgi alanlarıma yöneldim. Dolayısıyla da ağaç yakma, kaligrafi, gravür, hat sanatı, Arapça kursları, dil kurslarına katıldım. Dolayısıyla belediyenin vermiş olduğu tüm imkanlardan yararlanmaya çalışıyorum sonuna kadar. Öğretmenlerimiz gerçekten çok kaliteli ve çok değerli insanlar. Dolayısıyla da onların vermiş olduğu eğitimle de daha böyle ufkumuz genişleyip daha güzel şeyler çıkartıyoruz. Bu tarz açılan sergiler ve yapılan faaliyetlerle de satış imkanı bulmaya çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evde oturmaktansa, işsiz kalmaktansa hobilerimizi geliştirmek ve bu tarz imkanların sunulması bizler için çok yararlı oluyor. 8 Mart Kadınlar Günü kadınlar için benim için özel bir gün. Evet, başlangıcı birazcık acı olsa da en azından şu an kadınların hatırlanması adına toparlanmışsa bu çok değerli bir gün haline geliyor. Bütün kadınların, annelerimizin, kız kardeşlerimizin, çocuklarımızın, kız çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi, değer verilmesi, değerli insanlar olarak yetiştirilmesi anlamında herkesin Kadınlar Günü'nü kutluyorum.